Herkese merhaba. Nihal'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte model bezime göz alan gösterişli güzel bir iğne oyası başlayacağız. Arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz, bana destek olmak için videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben zürafa gitmeden yapıyorum. Kızken açıkçası bu şekilde alışınca bu yöntemle de devam ediyorum hanımlar. Modelimizin yapım aşamasına geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Daha önce de söylediğim gibi ben hiçbir şekilde zürafa yapmıyorum. Başını iki kez doluyorum. Bir adet zürafa yapıyorum. Sonrasında yapmış olduğum zürafadan geri dönüyorum. Üzerine 3 adet pırpır oluşturuyorum. 1 2 ve 3 adet pırpırımı oluşturdum. Sonrasında 3 adet zürafa yapıyorum. Gördüğünüz gibi 3 adet zürafamı oluşturdum. 4. zürafamı yapıyorum. Tekrardan yapmış olduğum zürafadan geri dönüyorum. Üzerine 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırım biraz büyük oldu. İki ve üçüncü pırpırımı da oluşturdum. Ben şimdi çiçeğimin yapım aşamasına geçeceğim. Size arayı ve çiçeklerin yapılışını göstereceğim inşallah. Adet zürafamı oluşturuyorum. Dört. Beş. Altı. 7 ve 8. 8 adet gördüğünüz gibi zürafamı oluşturdum. Şimdi yuvamı yapıyorum. Tekrardan başa dönüyorum. Elinizi tutup destek alabilirsiniz. Sonrasında üzerine 6 adet sinek kanadı oluşturuyorum.
Gördüğünüz gibi 6 adet pırpırımı oluşturup geliyorum. Sinek kanadımı oluşturup geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben 6 adet sinek kanadımı oluşturdum ve geldim. Şimdi tekrardan arasına 8 adet zürafamı yapıp pırpırlarımı da oluşturup geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimizin yapım aşamasını göstereceğim. Baştaki pırpırımın üstüne tekrardan 3 adet pırpır oluşturacağım. Gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı oluşturdum. Şimdi buraya sarı yapacağım. Çiçeklerimin yapım aşamasını gösteriyorum. Baştaki sinek kanadımıza sık iğnemi oluşturuyorum. Bir sonraki sinek kanadıma batıyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan sinek kanadımın içine geri batıyorum ben. Üzerine bir adet sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında üzerine 7 adet pırpır oluşturuyorum. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7 adet pırpırımı gördüğünüz gibi oluşturdum. İlk iki ortasındakileri boş bırakıyorum ve bir sonraki sinek kanadımın üstüne bir adet sık iğnemi oluşturdum. Gördüğünüz gibi tekrardan yuvasını oluşturuyorum.
baştaki sinek kanadımın içine batıyorum. Ve üzerine 7 adet pırpırımı oluşturup geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben pembelerimi tamamladım ve geldim. Şimdi ortasındaki sinek kanadıma tekrardan yuvasını oluşturup 7 adet pırpırımı oluşturacağım. Gördüğünüz gibi bir tane yine sık iğne yapıyorum dibine tutsun diye ve şimdi tekrardan üzerine pırpırlarımı kamera arkasında ben oluşturup geleceğim. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım ve geldim. Hemen şöyle sizin için şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi modelim tamamıyla pırpırlardan oluşan çıtı pıtı güzel bir model. Tek renkte özellikle çok çok güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle tersinden göstereyim. Bu şekilde de düzü. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Açıkçası ben modelimi yaparken çok çok beğenerek yaptım. Buradan selamlarımı bugün Fatma'nın mutfağına göndermek istiyorum. İnşallah bir sonraki iğne oyası modelimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.